Çocukların yeni yolculuğu Tulu Kitap, Benim Ramazanımı sunar. tulukitap.com Çocuklar. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün de Şirin'e bir şeyler hazırladım yine. Evet, çok merak ediyorum. Evet, önünde duruyor Şirin. Baksana. Yalnız Şirin, umarım acıkmazsın. Abla ama ben orucum. Burada da taneli taneli bir şey var. Yani işte bulgur taneleri ama pişmemiş canım. Yine de canım çektim. Ya özür dilerim canını çektirdiğim için. Ama mesajı çok güzel. Hadi bakalım bulalım. Bugünün güzel davranışıyla alakalı bir mesaj. Tamam, düşüneyim de. Düşün bakalım, düşün. Düşün. Sağlıklı beslenelim. Bak şimdi bu doğru. Tamam. Sağlıklı beslenmemiz lazım. Tamam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buna dikkat edermiş ama evet. Günün mesajı bu değil. Bak ya, o zaman yerlere dökmeyin. Tamam yani tasarruflu olmalıyız, israf etmemeliyiz ama tamam. Günün mesajı bu da değil. Allah Allah, bir bakayım şuna. Bir tanesi bile çok kıymetli küçük de olsa. Evet Şirin, tam olarak bununla alakalı bir mesaj. Ama yardımcı olmamı ister misin? Evet lütfen. Hatta kutu yardım etsin. Hadi bakalım. Günün hadisi şerifini dinleyelim. Gelsin bakalım. Hadi bakalım neymiş acaba? Bir tanesi bile çok kıymetli. Küçük şeyler yani değil mi? Evet abla. Küçücükler. Minicikler. Emin miyiz? Evet. Tamam o zaman okuyorum. Hadi oku. Evet. Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp atman da senin için sadakadır. Evet. Ne yapsak sadaka oluyor. Küçücük ya. Gözüken bir iş bile sadaka yani. Evet. Bak yolda gidiyorsun tamam mı? Öyle yürürken ayağına bir tane taş takıldı. Hop. Hayır öyle değil işte. Sen ona tekmeyi bastın mı başka birisinin hayatı takılacak. Evet. Olmaz öyle. Alacaksın taşı kenara kaldıracaksın. Böyle kenara koy. Evet. O zaman olur. Peki başka mesela nasıl küçük iyilikler olabilir? Mesela ne yaparım biliyor musun? Ne yaparsın? Şey yaparım. Düşünüyorum. Mesela diyelim ki çöpleri bugün ben dökerim. Ha o güzel bir iyilik o bayağı büyük olsun da yani işte o zaman yerde değil. Bir kağıt görürsem onu kaldırıp çöp kutusuna atarım. Çöpe mi atarsın geri dönüşüm kutusuna mı atarsın? Mantıklı. Küçük gibi görünüyor ama çok büyük bir iyilik bu doğa o için kainat için. Geri dönüşüm kutusuna götürürüm. Evet. Mesela sen gidiyorsun böyle tamam mı? Komşu amca senden önce çıkmış ellerine de poşetler var asansöre doğru gidiyor. Tuttum onu. Niye tutturdu mu? Kapıyı açmak için. Ha, tamam o zaman. Adamı tutma da. Tutma. Sen önceden gidip kapıyı açmayı yetiş. Koş. Açıyor. Sen bir bekle. Ben orayı bir açayım da öyle geç. Öyle ben de gaza geliyor. Şirin çok tatlısın ya. Çok teşekkür ederim. Tamam işte böyle küçük iyilikler de yapabiliriz tamam. Yani. Tamam mı? Hı-hı. Hadi o zaman günün Kur'an'ını dinleyelim. Hadi dinleyelim. Hadi bakalım dinleyelim. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innehâ in teku mithqâle habbeh. إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن
Allah la yuhibbu kulle muhtalin fakhur. Sadakallahul azim. Şirin. Efendim? Ya ben bu kısmı çok seviyorum bu programda. Ay, değil mi abla? Evet. Yani Allah bize Kur'an-ı Kerim'le güzel sözler söylüyor. Evet. Onu böyle Kur'an sözleriyle dinlemek de şifa. Evet. Ne dediğini anlamak da şifa. O zaman hem aklımız hem kalbimiz de uyuyor. Evet işte öyle oluyor. Bak evet. Şimdi mesela ne demiş biliyor musun hadi burada? Hadi söyle de öğrenin. Bak diyor ki yaptığınız iş. Tamam. Tamam. Bir hardal tanesi kadar da olsa. Evet. Yani az önceki o bulgurlar kadar mesela. Aha. Hatta bir kayanın içinde saklanmış olsa. Hatta göklerde ya da yerin dibinde bile saklanmış olsa. Tamam. Allah onu bulup çıkartır diyor. Vay. Ya. Abla çok heyecan verici ya. Bir ayet. Her şeyi bilir yani Allah-u Teala. Hı. Ve sizin yaptığınız küçücük bir iyilik bile zayi olmaz, vay, ziyan olmaz. Hepsinden haberdardır. Her şeyden haberdardır. Evet, hepsini biliyor. Evet, burada olanları da bilir. Dünyanın öbür ucunda olanları da bilir. Ne güzel. Hatta dünyanın öbür ucunda Kasongo abinin bizi götüreceği yerleri de bilir. Aa, onları da biliyor. Evet tabii bilir. Nereye gideceğiz acaba? Bilmiyorum bakalım nereye gideceğiz. Hadi öğrenelim. Kardeş Dürefyalar'ın yeni bölümüne hoş geldin. Evet bugün seni Fas'a götüreceğim. Nasıl? Kıyafetim güzel mi? Bak çantam da var. Sen de Fas'a gidersen muhakkak bunlardan al. Çok güzeller. Evet Fas demişken eğer başka dilde Fas diye aratırsan internette öyle bir ülkenin olmadığını fark edeceksin. Çünkü başka yerlerde Fas Morokko ismiyle biliniyor. Peki hatırladın mı Morokko? Evet bir önceki bölümde Morolardan bahsetmiştik. İşte o ülkelerden biri de bu Morokko. Peki Türkiye'de neden Morokko'ya Fas deniyor biliyor musun? Çünkü zamanında Fas'ın şehri olan Fes'te Fesler üretiliyormuş. Fes hani kafaya takılıyordu ya Osmanlı zamanında. Evet işte o feslerin çoğu Fas'ta üretiliyormuş. Ve bu şehre de Fes denmiş. Haliyle ülkenin ismini veren bu şehirdir. Çok ilginç değil mi? Fas ülkesi dağları, devasa çölleri ve plajları ile çok ünlü bir ülke. Ama onları görmeden seni bir yere götüreceğim. İkinci Hasan Camii. Çok büyük ve çok güzel bir cami. Bu cami Hint Okyanusu'nun üzerinde inşa edilmiş. Hatta caminin içinde özel bir alanın camla kaplı olduğunu biliyor musun? Bu arada tavanı da açılıp kapanabiliyor. Çok güzel değil mi? Namaz kılarken gökyüzünde yıldızlar ve altında okyanus olacak. Bir hayal etsene. Vay canına çok güzel bir şey. Evet bu arada bu cami bak kulaklarını iyi aç. Tam 105 bin kişi aynı zamanda namaz kılabiliyor. Maşallah. Evet bu arada Fas'ın Fes şehrinde dünyanın en eski üniversitesi bulunduğunu biliyor muydun? Evet, dünyanın en eski üniversitesi olan Karaviyin Üniversitesi Fas'ta bulunuyor. 1000 yıl önce inşa edilmiş bu üniversite ve kim tarafında biliyor musun? Fatıma el-Fihriye tarafında inşa edilmiş bir yer. İstersen sen de bu üniversitede öğrenci olabilirsin ama bu üniversiteye kabul olma şartlarından biri de hafız olmak. Eğer hafız olursan seve seve bu üniversiteye gidebilirsin. Peki Fas dedik ya devasa çölleri ile meşhur. Evet sadece çöl değil işte o çöllerde çok güzel şehirler var. Mavi şehirler. Ha bir de Marakeş var. Marakeş sokaklarında gezdiğini hayal et. Çok güzel olmaz mı? Sonra birden dişine ağrı girdi. Eyvah ne yapacağım diye hiç üzülmene gerek yok. Çünkü hemen arkanda seyyar tezgahıyla diş çeken bir amca görebilirsin. Evet şaka değil. Ne kadar sağlıklı olduğunu bilmiyorum ama pek tavsiye etmiyorum. Şaka gibi ama gerçek bir bilgi. Fas sokaklarında dolaşırken başka ilgini çekecek şey ise flüt gibi çalgılarla sokakta oturan ve müzik çalan amcalar. Ama ondan daha ilginci ise karşısında yılan oturup yılan da onunla birlikte dans ediyor. Çok ilginç değil mi? Ama sana bir şey söylemek istiyorum.
o yılanlar aslında dans etmiyorlar. Bu fil çalan amcanın karşısında savunmaya alınıyorlar. Hani şey gibi düşün, karate gibi düşün. Karşıdakine bir tehlike olarak görüyorlar ve kendilerini savunmaya alıyorlar. Ah, aynen böyle. Evet, yıllarca kandırıldık. Aslında dans etmiyorlarmış. Faslıların İslam'la nasıl tanıştıklarını biliyor musun? Çok eskiden Hazreti Peygamberimizden İslam'ı öğrenen sahabeler ve ondan sonra gelenler İslam'ı yaymak için bir sürü yere gitmişler. İşte o yerlerden biri de Fas. Fas'ı fethettikten sonra İslam'ı da anlatmışlar. İslam da oraya kadar yayılmış. Evet, Fas deyince aklına gelmesi gereken bir isimden bahsetmek istiyorum. Evet, dünyanın ilk üniversitesinin kurucusu olan Fatma. Fatma'nın babası bu dünyadan göç ederken Fatma ve diğer kız kardeşine bol miktarda para bırakmış. Peki bu iki kardeş bu paralarla ne yaptılar sence? Evet, gezmediler. Çok güzel kıyafetleri almadılar. Ya da kendileri böyle çok zengin gibi yaşamadılar. Demişler ki biz insanlara faydalı olacak bir şey yapalım dediler. Çok güzel değil mi? Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Bu iki kardeş de birbirlerine demişler ki biz insanlara faydalı olalım. Ve iki ayrı cami inşa ettirmişler. Biri Endülüs Camii, diğeri de Karaviyyin Camii. Bu camilerden biri olan Karaviyyin Camii zamanla üniversiteye dönüştü. Ve çok devasa bir kütüphanesi var. Duyduğuma göre orada tam 24 bin kitap yer alıyormuş. Fas'ta sizce Ramazanlar nasıl geçiyor? Ramazan ayında Fas'ta bazı okullar ve iş yerleri saatlerini değiştiriyorlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Daha geç açıyorlar ve daha erken kapatıyorlar. Hani geceleyin sahur için uyanıyoruz ya. Faslılara kolaylık olsun diye iş yerleri ve okulları bir tık geç açıyorlar. Akşamlarda iftara yetişmeleri için erken kapatıyorlar. Sen de böyle bir düzenleme olsun ister misin? Çok güzel olmaz mı? Fas'ta Ramazan ayında Kadir gecesinde kadınlar özel kaftanları giyerler ve ellerine kına yakarlar. Evet, Faslıların olmazsa olmazı dediğimiz başka bir şey var. Evet, çay. Bu Türkiye'de de öyle değil mi? Ama Faslıların çayı çok farklı. Nane ve şekerli olur. Bu çaya çok bayılırlar. Bu yeşil çay köpüklü olur. Bir Faslı'ya göre çay dediğin köpüklü olur. Evet, siz de Fas'a giderseniz bu çaydan muhakkak için ama köpüklü olsun, tamam mı? Evet, gezimizin sonuna geldik. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Unutma, dünyanın ilk üniversitesi burada kurulmuştur ve ismi Karaviyyin'di. Tamam mı? Bu bilgiyi arkadaşlarınla paylaşmayı unutma. Ve bir sürü ülkeyi daha görmek için diğer bölümlerde buluşmak üzere. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Hayırlı Ramazanlar. Şirin. Efendim? Eline niye bakıyorsun? Neden mi? Neden? Kına yakacağım. Ya hemen Faslı ablaları dinledin. Evet. Hemen gaza geldin gene. Evet, Faslı ablaları üzeldim. Ben de elime kına yakacağım. Evet, onlar Ramazan'da bayramı hazırlık yapmak için kına yakıyorlarmış değil mi? Evet, çok bir yerdim abla. Aslında bizim köyde de yakıyorlar. Ya. Evet, yakalım mı sana da? Gidelim, senin köyünü de görmüş oluruz. Evet, bu arada bilmeyen çocuklar yakmak deyince böyle ateşli mateşli bir şey zannetmiş olabilirler. Evet. Hayır, sadece sözü öyle söyleniyor. Yani böyle kına gibi, boya gibi bir şey var. Sürüyorum. Ha, onu sürüyorsun eline. Evet. Biraz bekliyorsun, 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 bekliyorsun. Sonra yıkıyorsun elini. Tamam. Ay bir bakıyorsun ellerin böyle. Model olmuş. Renkli. Ay. Rengi de çok güzel. Ben çok severim. Ben de çok sevdim. Tamam, anlaştık o zaman. Tamam, bana bayramı yaparsın. Yaparız inşallah. Tamam, anlaştık. Tamam, peki anlaştık. Ya Abdülkerim abinden bir sürü şey öğreniyoruz. Evet, bak, sağ olsun, gezip duruyor. Evet, mesela Fas'ta benim o cami çok dikkatimi çekti. Düşünsene, okyanusun üstündesin, aşağıyı görüyorsun, cam bir zeminin üstünde. Çok tepede güzel. Tavan açık, yıldızların altında namaz kılıyorsun. Evet, çok güzel. Çok güzel, Fas'a gitmeyi çok istedim ben. Ben de gideyim. O camiye gitmek istiyorum. Birlikte gidelim. Bir de Karaviyyin Üniversitesi'ne gitmek istiyorum. Oo, oraya da eğitim görürüz. Ya, bir de ayıptır sana, şimdi ben hafız olduğum için. Ya merhaba. Yoksa sen bütün Kur'an-ı Ezberi mi biliyorsun? Evet.
Ay, hafızım ben. Ben de hafız olacağım inşallah. İnşallah. Tamam. Sen benden çok daha güzel bir hafız olursun. Ah canım, amin Allah'ım. İnşallah gideriz beraber. Amin. O da Kasunga abinden bakalım neler neler öğreneceğiz. Bakalım neler gidecek. Ondan da bir sürü şey öğreniyoruz. Sertaç abinden de bir sürü şey öğreniyoruz. Bir sürü bilgi depomuz var, baksana. Sıra ona geldi. Hadi izleyelim. Hadi izleyelim. Kardeşlerim hoş geldiniz. Bendeniz Sertaç abiyle beraber benim Ramazan'ımda iftar challenge'ın 8. günündeyiz. Ramazan kombomuzda 8'de 8 yapanlar hemen like butonuna bir çeksinler de kaç kişiyiz bir görelim. Abi herkes YouTuber olma peşinde. Neymiş efendim? YouTuber olacağım, parayı vuracağım, ünlü olacağım. Ben 6 yıldır YouTube'dayım. 6 yıl. Ne parayı vurabildim ne de öyle ünlü olabildim. Zaten mesele ünlü olmak değil ki. Biz adamların hedefi bunlar olamaz. Çünkü bunların peşinde koşup da iflah olanını henüz görmedik. Biz adamlar önce kendimize, sonra çevremize faydalı olmayı ve iyilikler yapmayı hedefleriz. Mesela ben YouTube'da para için mi varım? Bunun ispatı da trend ve popüler videoları çekmemem. Çünkü herkesin yaptığını yaparsam evet daha çok izlenebilirdim, daha çok abone kazanabilirdim. Ama bunu yapmadım abi. Bunu kendime yakıştıramadım. Peki ne yapıyorum bunun yerine? Sizlere YouTube'da oyun ve eğlence videoları çekerken adamlığın nasıl bir şey olduğunu göstermeye çalışıyorum. Yani sizlere faydalı olmaya çalışıp iyilikleri anlatıyorum abi. İşte kardeşim biz adamlar her ne yapıyorsak Allah için niyet eder, elimizden gelen gayreti de gösteririz. Biz paranın adamı değiliz. Allah'ın adamıyız adam. Şu an içinde bulunduğumuz Ramazan ayı da zaten iyilik ayı. Bizler de iyilikte headshot atmamız lazım ki bize yakışan olsun. Çünkü biz adamlar her ne yapıyorsak en iyisini yaparız kardeşim. Yarın da Ramazan kombomuzun 9. günü. Hemen sahur için alarmlarınızı kurun ve yarınki iftarda burada görüşmek üzere diyelim. Hadi bakalım, alasmaladık. Ya Sertaç abin de iyilikle ilgili bir sürü güzel şeyler anlattı bize. Aa değil mi abla, bir şey soracağım. Bu da sadaka değil mi? Tabii sadaka. Ha bak bildim tabii. İşte. Bildiklerini anlatması çok güzel bir şey. Evet. Bugün Ebu Bekir abin de sadaka verecek. Ne verecek bakalım? Ne yapacak biliyor musun? Öyle. İnsanlara soru soracak. Aa. Çocuklara. Aa. Tabii diş kirasını öğretecek onlara. Dişin kirası mı olur ya? Olur muymuş bakalım bir. Hadi bir soralım da öğrenelim. Hadi öğrenelim bakalım. Bekir Develi YouTube kanalından herkese selamlar. Safa Okulları Sancaktepe kampüsündeyiz. Bugün harika sorular soracağım ama biraz bu ilginç olacak. Dişler kira mı diye soracağım. Kameraya bakacaklar, gülümseyecekler. Diş kirası nedir? Ramazan'daki adetlerimizden birisi. Zaten anlatacağım. Bakalım çocuklar biliyor muymuş? Hadi başlayalım. Dişlerini bir görebilir miyim? Dişler senin mi yoksa kira mı? Benim. Diş kirası nasıl olur ki? Aylık para alma. Mesela. Değil mi? Mesela kime öderdin? Diş kirası ödeyecek olsan kime para verilir? Dişçiye. Dişçiye. Tamam ben şimdi sana anlatayım. Tamam Ramazan'da diş kirası diye bir şey var. Evinize gelen misafirlere işte evinize kadar geldikleri için, zahmet ettikleri için giderken böyle küçük hediyeler veriyorsun. Tamam mı? Buna diş kirası deniyormuş. Hani yemek yerken dişlerimiz yoruluyor ya. Hani onun işte kirası gibi hediye veriyoruz onlara. Nasıl, güzel bir şey mi? Güzel. Peki sen bu Ramazan'da bir yere gittin, sana diş kirası olarak hediye verecekler. Ne hediye etsin istersin? Lokum. Lokum. Neli lokum? Her şey olur. Şöyle dişlerini göstererek bir gülümser misin kameraya? Şimdi abi bu dişler senin mi yoksa kiram? Benim. Diş kirası nasıl olur ki zaten değil mi? Evet. Nasıl olur? Tahmin et bakalım. Benim... Kime öderiz mesela diş kirasını? Tamam ben şimdi sana açıklayayım. Tamam diş kirası şöyle bir şey. Güzel bir şey mi? Bana kalırsa evet. Tamam peki bu Ramazan'da diş kirası olarak sana hediye ne alınsın istersin? Hediyelik bir şey olabilir. Şöyle dişlerini gösterir bir gülümser misin bize? Dişler senin mi yoksa kira mı? Benim. Diş kirası olur mu zaten değil mi? Nasıl olur diş kirası olacak olsa? Şöyle olur böyle misafirliğe gelen birisine geldiği için sanırım hediye vermek. Harikasın, çok iyi bildin. Peki o zaman sana şunu sorayım. Bu Ramazan'da bir yere misafirliğe gideceksin, sana diş kirası ve hediye verecekler. Ne hediye edilsin istersin? Telefon. Ali Asım sana bir soru soracağım. Önce şöyle bir gülümser misin dişlerini göstererek? Dişler senin mi yoksa kira mı? Benim. Tamam. Diş kirası diye bir şey duydun mu hiç peki? Hayır. Ben şimdi sana biraz anlatayım tamam mı? Nasıl, güzel bir şey mi? Güzel.
değil mi? Mesela gittiğin yerlerde böyle diş kirası almak ister misin? Hayır. Neden? Canım istemiyorum. Tamam, teşekkür. Bana alacak çünkü. Nasıl, şöyle dişlerini göstererek bir güler misin? Tamam, dişler senin mi yoksa kira mı? Benim. Senin mi? Tamam. Diş kirası diye bir şey duydun mu hiç peki? Duymadım. Ne olabilir sence? Diş kirası ne? Para mı ödüyoruz? Nasıl olabilir bir şey? Tahmin etsene. Yok mu? Tamam, ben sana anlatayım, tamam mı? Diş kirası şöyle bir şey. Güzel bir şey mi sence? Güzel. Bu Ramazan'da yapılsın mı? Evet. Şöyle bize dişlerini göstererek bir gülümser misin? Dişler senin mi yoksa kira mı? Benim. Peki diş kirası diye bir şey duydun mu hiç? Hayır. Diş kirası ne olabilir sen? Dişlerimiz için para mı veriyoruz? Hayır. Tamam. Ben sana anlatayım, diş kirası şöyle bir şey. Nasıl, güzel bir şey mi? Evet. Bu Ramazan'da yapılsın mı? Yapılsın. Peki diş kirasında hediye olarak ne almak istersin? Sana ne hediye edilsin? Oyuncak araba. Meryem, şöyle bize dişlerini göstererek bir güler misin? Dişler senin mi yoksa kira mı? Benim. Biraz eksik var ama, değil mi? Bazıları düşmüş galiba. Diş kirası diye bir şey duydun mu hiç Meryem? Hayır. Tamam. Sence nasıl bir şey olabilir? Böyle dişlerimiz için para mı veriyoruz acaba? Diş kirası ne? Bilmiyorsun değil mi? Ben sana anlatayım şimdi. Nasıl, güzel bir şey mi sence? Güzel. Tamam, peki bu Ramazan'da diş kirası olarak ne hediye almak isterdin? Mesela bir yere gittin, sana hediye verecekler diş kirası. Ne hediye olsun? Balon. Mustafa, şöyle dişlerini göstererek bir gülümser misin bize? Dişler senin mi yoksa kira mı? Benim. Senin değil mi? Tamam. Diş kirası diye bir şey duydun mu hiç peki? Ben sana anlatayım şimdi. Mesela... Nasıl, güzel bir şey mi? Güzel. Tamam. Peki bu Ramazan'da mesela bir yere misafirliğe gittin, sana diş kirası hediye verecekler. Ne versinler istersin? Bisküvi. Şöyle bir kameraya bakarak, dişlerini göstererek bir gülüm. Dişler senin mi Fatma Elif, yoksa kira veriyor musun dişleri? Benim. Senin mi? Kira verseydin kime verirdin peki kirayı? Anneme. Anneme mi verirdin? Diş kirası nasıl bir şey olabilir sence? Nasıl olabilir? Değişik bir şey değil mi? Değişik. Bir hayal etsene, nasıl bir şey? Kira, dişlerimizi böyle... Dişçiye gittik mesela. Dişçiye gittik, dişlerimizi böyle... Dişlerimizi sayıyor. Sayıyor, evet. Tamam, ben sana anlatayım. Diş kirası şöyle bir şey. Nasıl, güzel mi? Güzel. Bu Ramazan'da diş kirası bu uygulama devam etmeli mi sence? Etmeli. Tamam, peki sen bir yere mesela misafirliğe gittin iftara. Sana hediye olarak diş kirası hediye verecekler. Ne hediye etsinler sana? Bir tane akülü araba alabilir. Akülü araba, evet. Fatma Elif'in gideceği misafirlikteki ev sahiplerine söylüyoruz buradan. Lütfen Fatma Elif'e bir akülü araba ayarlayın. Abi şöyle dişlerini göstererek bir gülümser misin kameraya? Dişler senin mi Sıraç, yoksa kira mı? Benim. Diş kirası olsa nasıl bir şey olurdu sence? Dişsiz kalırdık, ödeyemezsek. Vallahi kime öderdik peki diş kirasını? Hekime. Hekime değil mi? Diş hekimi. Peki ben sana şöyle söyleyeyim. Ramazan'da diş kirası diye bir uygulama var abi. Sence nasıl bir şeydir bu? Ben şöyle olur. Yemek yeriz. İşte dişlerimizi özenli fırçalarız. Tamam, ben sana şimdi anlatayım. Nasıl, güzel bir şey mi? Güzel bir şey. Bu Ramazan'da yapılmalı mı? Bence de. Sana diş kirası hediye verecekler. Ne versinler, ne istersin hediye olarak? Hediye olarak mı? Para isterim. Kaç para mesela? 200 olur. 200? Sadece 200 mü ya? Evet. Kameraya bakarak, dişlerini göstererek bir gülümser misin? Dişler senin mi yoksa kira mı? Benim. Dişler kira olsa nasıl olurdu? Cepte para kalmazdı. Vallahi değil mi? Diş kirası nasıl bir şey olur? Kime öderdik mesela? Diş doktoruna. Tamam, ben sana şöyle söyleyeyim. Ramazan'da diş kirası diye bir adet var, tamam mı? Şöyle. Nasıl, mantıklı mı? Mantıklı. Güzel bir şey mi? Güzel. Sana şunu soruyorum o zaman. Bu Ramazan'da bir yere misafirliğe gittin, sana diş kirası olarak hediye verecekler. Ne hediye etsinler isterdin? Çikolata. Diş kirası aslında Osmanlı'da ve hatta şöyle söyleyeyim, geçtiğimiz İslam'ın daha topraklara hakim olduğu dönemlerde, Ramazan'ın aslında dinin tüm değerlerinin tam yaşandığı, böyle ehemmiyet verildiği dönemlerdi. Diş kirası da şuydu, evimize bir misafir geldiğinde ona biz yemeklerimizden ikram ederdik. O da oruç tuttuğu o güzel orucunu bizim ikramımızla bozduğu için, bize de hayır yazıldığı için onun dişinin kirasını, bedelini öderdik. Eyvallah. Hocam yine çok güzel anlattı. Hocamın misafirlerine de bildirmiş oldum. Bu sene diş kiralarına devam inşallah. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Çocukların yeni yolculuğu Tulu Kitap, birbirinden özel eserlerle sizi bekliyor.
Haydi çocuklar, Tulu'nun eğlendiren, öğreten ve hayal kurduran dünyasında buluşalım. www.tulukitap.com Tulu, çocukların yeni yolculuğu. Şirincim. Efendim? Senin de önünde bir tablet var. Evet abla, iyilik planlarımı yazıyorum. İyilik planları mı? Evet. Neler yazıyorsun? Ben büyük iyilikler yapmak istiyorum hep Merve abla. Ne gibi? Mesela ihtiyaç sahibi kardeşlerime 100 araba dolusu yiyecek götüreceğim. Biraz fazlaymış inşallah Şirincim. Olsun. Bak sana bir tane daha söyleyeyim mi? Söyle. Bütün kırık oyuncakları tamir edeceğim. Yani dünyadaki bütün kırık oyuncakları tamir edebilir misin? Evet yaparım tabii. İnşallah. Sana bir tane daha söyleyeyim mi? Söyle. Ormandaki tüm ayıların sırtını kaşıyacağım. Şirin. Efendim? Yani bak bunların hepsi çok güzel iyilikler. Tamam. Umarım bunun hepsini yapabilirsin. Amin. Ama iyiliklerin büyüğü küçüğü olmaz ki. Sen şimdi daha çocuksun ya bir de. Ya sadece ama çocuk olmana gerek yok. Büyük insanlar da. Tamam, büyük iyilikler yapmayı hedeflemeliyiz. Ama sadece büyük iyiliklere odaklanırsak küçük iyilikleri göremeyiz. Ay, gözüme mi kaçar? Çok tatlısın. Şirin, iyiliğin küçüğü büyüğü olmaz. Tamam. Evet. Olur. Bazen bir köpeğe su vermek de çok güzel bir iyiliktir ve Allah çok hoşnut eder. Ay. Evet. O zaman öyle de yaparım. Tabii. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da öyle yapmış zaten. Ya. Anlatayım mı? Hadi anlat. Hadi gel anlatayım da öğren. Tamam. Merhaba sevgili dostum. Şimdi diyorsun ki Merve abla, ben de böyle var ya büyük büyük iyilikler yapmak istiyorum. Böyle fiyakalı, havalı iyilikler yapmak istiyorum diyorsun ya. Ya havalı iyilikler sadece büyük şeyler demek değildir ki. Küçük iyilikler, yani aslında sana küçük gibi görünen ama büyük anlamlar taşıyan iyilikler yaparak da çok havalı birisi olabilirsin. Nereden biliyorum? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan biliyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kadar çok iyilik yapmış ki hangisini sayacağımı bilmiyorum ama bugün yok, biliyorum biliyorum. Sana hangilerini anlatacağımı biliyorum. Benim çok sevdiğim bir hikaye bu. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve yanında arkadaşları, ama öyle 2-3 tane değil, yüzlerce arkadaşı Mekke'ye doğru yola çıkmışlar. Rab 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 giderlerken Peygamber Efendimiz durun demiş. Aleyhisselatü Vesselam. Durun durun bir dakika demiş. Çünkü orada anne köpek yavrularını besliyormuş çocuklar. Süt veriyormuş onlara. Hemen bir görevli çağırmış başına. Onun başında durmasını istemiş. Askerleri uyarıp öbür taraftan gitmelerini söylemiş. Neden? Köpek zarar görmesin diye mi Merve abla? Öyle olsaydı derdi ki şu köpeği şöyle şöyle yapın da hadi, şöyle şöyle şöyle, hadi 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 deyin de öbür tarafa gitsin diyebilirdi. Ya da o köpeği ve yavrularını alın ve güvenli bir tarafa taşıyın da diyebilirdi. Demek ki zarar görmesinler diye değil sadece, hiç ürkmesinler diye, hiç rahatsız olmasınlar, hiç keyifleri bozulmasın. O yavrucuklar rahat rahat sütlerini içebilsinler diye. Çünkü işte benim peygamberim Aleyhisselatü Vesselam bu kadar ince düşünceli birisiydi. Ya canım çocuklar, bizim de böyle ince düşünceli olmamız lazım. Yani sadece hayvanlara karşı da değil. Bak, hem insanlara karşı ince düşünceli olacağız, hem hayvanlara karşı düşünceli olacağız. E başka? Kainata. Yani etrafınızda her ne varsa, bir çiçeğe, bir ağaca. Ağaca nasıl ince düşünceli olayım Merve abla, değil mi? Ona da ince düşünceli olacaksın. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan biliyorum. Bir gün böyle bir sahabe yine elinde bir sopayla ağaca böyle pat 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 yapıyormuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam demiş ki ne yapıyorsun? Sahabe de demiş ki meyveleri düşürmeye çalışıyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yumuşaklıkla, nezaketle dalları sallaması gerektiğini söylemiş. İşte görüyorsun ya, yani hayvanlara, kainata, demiştim sana, insanlara karşı da her zaman nazik. Her türlü yolda bir iyilik buluyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Mesela bir gün küçük bir çocuğun hasta olduğunu duymuş. O kadar çok işi gücü var ki, oho, devlet işleri var, namazla ilgili işler var, eğitim öğretim işleri var, askerlerin işleri var. Ama benim çok işim var zaten, küçücük çocukla nasıl uğraşacağım, gidin birileri ziyaret ediversin dememiş. Gitmiş, o küçük çocuk hastalandı diye onu ziyaret etmiş, halini hatırını sormuş, ona güzel sözler söylemiş, dualar etmiş. Çünkü bizim peygamberimiz böyle birisiymiş çocuklar. Evet,
Hadi bakalım. O zaman öyle kocaman kocaman iyilikler kovalamaya gerek yok. Yani onları da yapabilirsek şahane de. Sen şöyle gözlerini aç, etrafa iyice bir bak. Belki bir salyangoza bile bir iyilik yapabilirsin, öyle değil mi? Yardıma ihtiyacı olan herhangi bir şey bulabilirsin. Yardıma ihtiyacı olmak zorunda da değil. Sen yeter ki iyilik yapmak iste kardeşim. İyilik yapmak kolay ve çok güzel ve çok lezzetli ve insanı çok mutlu eder. O zaman hadi mutlu olmaya. Esselamünaleyküm. Şirincim. Efendim Merve abla. Evet, öğrendin mi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan? Öğrendim, öğrendim. İyiliğin küçüğü büyüğü olur muymuş? Hayır, olmazmış. Evet. Hepsi çok kıymetliymiş. Hatta tam da bununla alakalı Zeynep ablan çok güzel bir deney yapacak. Aa, gerçekten mi? Evet. Hadi izleyelim o zaman. İzleyelim o zaman. Hadi bakalım. Merhaba çocuklar. Bugün gözlerinizi kocaman açın. Ne mi yapacağız? Deney zamanı, deney yapacağız. Şaşırtmalı bir deney olacak bu. Bakalım her şey göründüğü gibi miymiş? Onu göreceğiz. Haydi başlayalım. Hazır mısınız? Peçetelerinizi hazırlayıp gelin bakalım. Hepimizin evinde bu rulo peçetelerden bulunuyor. Şimdi bu rulo peçeteleri tek tek ayırıyoruz. İstediğimiz kadar sayıda tırtıl yapabiliriz. Mesela bu peçeteden 2 tane tırtıl yapılabiliyor. Şimdi tırtıl yapacağız. Şöyle ortadan ikiye kestik. Kestikten sonra da istediğimiz renklerle peçetenin içini boyayacağız çocuklar. Bakalım şöyle yapayım. Yeşil ve mavi yapmak istiyorum. Tırtılın içi yeşil ve mavi olsun. Şöyle çizgili çizgili boyuyorum. Evet, şimdi de mavi boyayayım diğer boşluk kısımlarında. Boyadıktan sonra bir tane kalem. Kalemi aldıktan sonra peçetemizi etrafına sarıyoruz çocuklar. Şöyle çok sık sarmayın çünkü çıkarmanız biraz zor olabilir. Şöyle saralım. Yapıştırıcımı hemen süreyim kenarına. Açılmasın diye bu yapıştırıcıyı sürüyoruz. Evet, oluşturduk. Şimdi kalem üzerinde şöyle biraz hafif düzdürerek tırtılımızı oluşturacağız. Bakın. Şu kadarcık kaldı. Şimdi kalemden onu çıkarmamız gerekiyor. Tırtılı çıkardım. Ne yapalım şimdi? Kalemle gözlerini yapalım. Şöyle bir tane de gülen surat yapalım. Sırtına da şöyle, hatta başka renkten de koyabiliriz. Renkler koyabiliriz. Şöyle yeşilden koyalım minik. Çizgiler koyalım. Evet. Birkaç tane daha yapalım. Daha güzel görünür. Şöyle tekrar boyamaya devam edeyim ben. Farklı renklerden yapalım bunları da. Yine aynı şekilde kaleme sararak yapacağım çocuklar. Bir tane daha yapalım. Sonrasında deneyimize başlarız. Morla sarıyı kullanalım bu kez de. Bakın rengarenk. Kelebek olduğunda çok güzel bir kelebek olacak sanırım. Şimdi yine aynı şekilde boyamam bittikten sonra kalemin etrafını sarıyorum. Biraz önce öğrenmiştiniz zaten. Şimdi yapıştırıcıyı hemen şu son kısma sürüp yapıştıracağım. Ve kalem üzerinde yine şöyle birbirine yaklaştırarak büzmem gerekiyor. Gördünüz değil mi? Yani 3 santim, 4 santim olan bir tırtıl aslında. Ama bakalım öyle mi? Bazen her şey göründüğü gibi değildir de, değil mi? Şimdi tırtılımızı. Evet, beneklerini de yaptık. 2 tane tırtılımız da hazır arkadaşlar. Bakın. Çok sevimli oldular ikisi de. Şimdi geldi işte en önemli aşamaya. Şimdi suyumuzu kullanacağız. Damlalığımı sıkıyorum ve içine suyumu alıyorum.
3-4 santim olan tırtılım, bakın. Bakın. Ne oluyor? Kocaman oldu, gördünüz mü? Bazen yaptığımız iyilikler de böyledir. Bize küçük gibi gelir ama kocaman olurlar. Onları asla küçümsememek gerekir. Bazen bir asansörün kapısını tutmak komşumuza ya da yaşlı bir teyzeye pazarda yardım etmek ya da annemiz yemek yaparken kardeşimizle ilgilenmek, hepsi küçük gibi görünen ama büyük iyiliklerdir. Tıpkı bu tırtılların küçücük göründüğü ama aslında kocaman oldukları gibi. Nasıl? Beğendiniz mi? Çok güzel oldu bence. Mutlaka deneyin ve denedikten sonra da bizimle paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın çocuklar. Görüşmek üzere. Allah! Abla! Gördün mü o tırtılları ya? Gördüm. Ne kadar güzel büyüdüler evet, böyle kocaman. Evet abla, küçücüklerdi sonra kocaman oldular. Evet. Tıpkı benim yaptığım küçük iyiliklerin Allah'ın yanında kocaman olması gibi değil mi abla? Evet güzel kızım. Çok heyecanlandım, çok heyecanlandım. Çok güzeldi bence de. Evet ben hemen gitmek istiyorum abla. Tamam ama bari bir selamlaşalım da öyle gidelim. Ama bir iyilik yapmak istiyorum. Aslında biliyor musun abla? Tamam ablacığım. Büyük iyilikler yapmak istiyorum. İnşallah gene mi büyük? Yani küçük yapacağım, Allah onu büyütecek. Ya çok güzel söyledin Şirin. O zaman bugün hepimiz 110 milyon bin tane. Yaşasın. Bir sürü. 18 tane. İyilik yapmayı hedefliyoruz. Hadi bakalım. Anlaştık mı? Anlaştık. Ben en az 5 tane bulurum. Ben de 18 tane bulurum. 18 ise ben 19 bulurum. 20'ye tamamlayalım. 21. Tamam. El sıkışalım. Hadi bakalım. Anlaştık. Anlaştık. Hadi bakalım. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun çocuklar. Selamünaleyküm. Hoşçakalın. Minareler arasına. Nur ile dizilmiş mahya. Hala ışıklar yanmadı. İftara kadar dayan Yahya. Sokak yolu dar mıdır? Minaresi var mıdır? İftara kal diyorlar. Acep aslı var mıdır? Çocukların yeni yolculuğu Tulu Kitap, Benim Ramazanımı sundu. tulukitap.com